Hocam, hocam, hocam ne yapıyorsun? İleri! Bak! Geriye! Dön! Uyguladım! Marş! Konuşmalarını yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım ve devletimizin çeşitli kademelerinde görev yapan güzel insanlar, sevgili Bursalılar, sevgili hemşerilerim. Bugün Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Tarihimizin dönüm noktası olan 11 Eylül'ü kurtuluş coşkusunu kalplerinde yaşatan siz değerli hemşerilerimle birlikte kutlamanın da büyük bir mutluluğunu, büyük bir sevincini yaşıyorum. 102 yıl sonra yeniden bir araya gelerek, bir arada buluşarak milletvekillerimizle, halkımızla tek yürek olduk ve zafer için yürüdük. 11 Eylül 1922 tarihi yalnızca Bursa'mızın yeniden hürriyetine kavuştuğu gün değil, aynı zamanda şanlı ulusumuzun bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığın da bir sembolüdür. 11 Eylül yeniden varoluşun bayramıdır. Bugün Bursa'nın işgalinden sonra Ankara'da 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın işgal haberiyle meclis kürsüsüne örtülen puşidehi siyahın kaldırıldığı, vatanımızın üzerindeki kara bulutların da dağıldığı gündür. Bu zafer Ankara'da da büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanmış, kurtuluşun umut ışığı Bursa'dan yayılmıştır. Bursa'nın hürriyeti, Bursa'nın özgürlüğü, Anadolu halkının İşgale asla boyun eğmeyeceğinin, özgürlüğe aşık bir milletin asla yılmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bu millet, bu halk el ele, omuz omuza verdiğinde hiçbir güç karşısında duramaz. Milli mücadele tarihimizde Türk halkının gücü her koşulda kendini göstermiş ve her zorluktan zaferle çıkılmıştır. Sevgili Bursalılar, Bursa Kurtuluş Savaşı boyunca daima stratejik bir öneme sahip bir kent olmuştur. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Anadolu'nun her bir karış toprağını savunurken Bursa bu direnişin simgelerinden biri haline gelmiştir. 11 Eylül zaferinin hemen ardından Bursa'ya gelen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bursa'daki konuşmasında 3,5 yıl süren bu mücadeleden sonra bilim açısından,
eğitim açısından, ekonomi açısından mücadelemize devam edeceğiz. Ve eminim ki bunda da başarılı olacağız demiştir. Atamız Bursa'yı ülkemizin kültürel ve ekonomik kalkınmasında önemli bir merkez olarak görüyordu. Ve Bursa için yeşil yurt diyordu. Bu nedenle Bursa'mızın bağımsızlığı onun için yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyetin yeniden ayağa kalkışının da göstergesiydi. Atamızın kentimize duyduğu sevgi ve güven, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bursa'nın her alanda atılım yapmasında büyük rol oynamıştır. Onun ilke ve inkılapları doğrultusunda Bursa hızla modernleşen, gelişen Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bizler onun gösterdiği yolda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Demokrasinin evrensel değerlerine inanan bireyler olarak bu tarihi günlerin bizlere kazandırdığı mirası sadece anmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve barışın teminatı olan bir gelecek için çalışmayı da görev biliyoruz. Bizlere miras kalan topraklarımızı korumak ve geliştirmek için aynı kararlılıkla çalışacağız. Kazanımlarımızı genç nesillere aktaracak, bu yolda birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Bu yıl ayrıca atamızın Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa'mıza yaptığı ziyaretin de 100. yılı. Bu yüzden bu yılki kutlamalarımız bizim için çok ayrı bir anlam ifade etmektedir. Tarih, dayanışmanın, bir arada olmanın ve ortak değerde buluşmanın ne kadar önemli olduğunu bize defalarca göstermiştir. 11 Eylül ruhu sadece geçmişin bir zaferi değil, geleceğin de ışığıdır. Daha güçlü, daima hür ve bağımsız Bursa için Kuvayi Milliye ruhuyla birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşları kurtuluş mücadelesinde şehit düşen ve tüm gazilerimizi, şehitlerimizi sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Özgürlüğün kutlu olsun. Bağımsızlığın sonsuz olsun Bursa'm. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu şehir bambaşka. Başucunda koca bir dağ, ayak ucunda Marmara. Yeşil, mavi ve beyaz, her mevsim başka başka. Namık Kemal Halk Oyunları ekibini Bursa yöresi gösterilerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Ben varım çok sevdim.
Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül adlı şiirde okumak üzere Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Ertuğrul Yumuk kürsüye davet ediyorum. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştı. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pekasız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Erenler diyarı, Avrupa şehri. Tarihe yazılan isimdir Bursa. Soldurmaz yeşili, deresi, nehri, kudretten çizilen resimdir Bursa. Bursa Mehteran takımının gösterilerini izliyoruz. Mehteran takımına teşekkür ediyoruz. Sen ovalarda yağmur, dağlara yağan karsın. Sen olursun taşarsın, bentlerini yıkarsın. Hürriyetin uğruna şimşek gibi çakarsın. Al bayrağın elinde, kılıç kalkan en önde. Tahta Kıran Kılıç Kalkan ekibinin gösterilerini izliyoruz.